Ev yapımı prompter. Prompter'ın temel çalışma mantığına yazıları bir aynaya aktarırsınız. Aynanın arkasında bir tane kamera olur. Hem yazıları okursunuz hem de bu ara kameraya bakmış olursunuz. Bu ne? Bu hoparlör kutusu. Burada hoparlör vardı. Hoparlörü arızalandı. Kutusunu kullanıyorum. Kutusunun içerisini siyah kağıtla kapladım. Arka tarafta bir tane araba tutacağı var. Telefon için. Bakın görüyorsunuz. Telefon öbür taraftaki, şu anda görüntüyü gösteriyor bana. Peki ayna ne? Arkası siyah olduğu için ben ayna olarak cam kullandım. Bu da bizim skanerlardan birinden çıkan cam. Ve bu camı şöyle açılı bir şekilde yerleştirdim. Şu anda açık 45 dereceye yakın. Belki farklı da olabilir ama benim işimi görüyor. Şimdi burada yazıları tablette yansıtacağım. Tablette prompter yazılımları var. Tablete indirip kurabileceğiniz. Şu anda metin burada. Metinin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Fareyle bu metni işte hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da akıyor. Siz şey yapıyorsunuz. Kumanda ediyorsunuz. Şu anda yazıyı çalıştırayım. Şimdi arka deliğe de ben normalde siyah bir şey kapatıyorum. Ve dikkat ederseniz yazılar akıyor, bir yandan da okuyabiliyorsunuz yazıları. Normalde prompterlar dünya kadar para. Ama bu ev yapımı prompterla yani basit işinizi görecek şekilde kullanabilirsiniz. Yapıp kullanabilirsiniz. Kullandım mı? Bir kere kullandım. Benlik değilmiş dedim. Ben spontane konuşmayı seviyorum. Ama böyle bir şey yaptım mı? Yaptım. Maliyetine. Şu anda bana bir maliyeti yok. Herhangi bir maliyeti yok. Bu şekilde prompter yapıp kullanabilirsiniz.